Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Yayın tarihimizde ilk defa aynı anda merhaba dedik arkadaşlar. Herkese merhabalar. Öncelikle sizi de mikrofona doğru aldım. Mikrofonu size doğru biraz daha aldım. Teşekkür ederim. Komedi serimizden yeni bir kupleyle devam ediyoruz. Parks and Recreation. Kuple. Çok sevdiğimiz bir dizi. Bayılırız şahsen. Evet. Efendim birazcık tanıtmak gerekirse. Bir tanıt bakalım. Evet. Bir tanıtayım bakalım. Zeynep bana tanıt bakışı yaptı. Efendim dizimiz 2009-2015 yılları arasında aktif olan 7 sezonluk 125 bölümlük bir komedi dizisi. Zaten izleyen izlemiştir diye düşünüyoruz ama izlemeyen varsa da hala bence komedi değerini kesinlikle koruyor. Koruyan, taşıyan güzel bir dizimiz. Greg Daniels kendisi SNL, işte Simpsons, ondan sonra The Office, King of the Hill gibi dizilerde çalışmış ve Michael Schur, ki kendisi yine başka bir favorimiz olan Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine'dan ve daha henüz izlemediğimiz The Good Place'ten tanıyoruz. Bu ikisinin ürettiği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ve komedi tarihinde yerini güzel bir şekilde yüksek sıralarda almış bir dizi olduğunu düşünüyoruz. Evet, 125 bölüm dediğini çok şaşırdım. Sanki 5 bölümmüş gibi, o kadar yetmedi ki. Evet, bir 125 daha olsa izlerim ama 125, bozmadan. 125 bana da biraz çok geldi şimdi düşününce, o kadar olmuş mu? Çünkü birden fazla izlediğimiz şeylerden bir tanesi sanıyorum değil evet. mi? Dizilerden bir tanesi. Efendim, bu diziyi sizin için Zeynep Hanım bu kadar güzel yapan, önemli yapan, komik yapan nedir? Kesinlikle karakterler. Karakter yazımı harika. Karakter gelişimi harika. Yani boş bir komedi değil. Evet değil. Ve bölüm bölüm birbirini takip ediyor. Yani olaylar şey gibi bir sitcom havası yok yani. Yani evet. Bölümsel böyle şey, hani bunda da bunu işleyelim falan değil. Evet. Evet. Bunda da bunu işleseler bile karakterler gelişmeye hep devam ediyor. Tabii. Ve karakterler gerçekçi olmayan bir şekilde de gelişmiyor. Gayet gerçekçi bir şekilde gelişiyor. Karakterlere baktığında ama hepsi aynı ortamda nasıl olabilir bunların diyorsun. Diyorsun ama devlet dairesi olduğu için demiyorsun da bir yandan. Çünkü hep devlet dairelerinde böyle garip karakterler bir araya gelir yani. Çünkü devlet işidir yani. Yani Amerikan dizilerinde galiba bizim devlet dairelerinden gelir. Bir bilgim yok yani. Gelir. Çünkü şeydir yani hani devlette çalışmanın çok faydaları sosyal yardım açısından vesaire olduğu için çok değişik karakterler farklı motiflerle, farklı amaçlarla orada bulunabiliyor. Olabiliyor böyle şeyler. Evet. O nedenle evet böyle ilginç, renkli bir kadro oluşturmuş. Aslında bir belediyede geçen bir dizinin komik olmasını beklemezsin ilk bakışta tabii. Evet. Ama tabii yani her şeyden komedi çıkarılabilir. Bunun da güzel bir kanıtı kesinlikle yani. Kesinlikle, hem de çok ilginç bir şekilde politik eleştirisi de olan bir dizi bence. Tabii evet. Ama kesinlikle komediyi bastırmıyor. Komedi her zaman daha ağır basıyor. Evet, çünkü önde. Çünkü karakterler harika. Öncelikle Lazinop. Bir saniye. Zeynep Hanım bir saniye. Karakterlere geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Mesela şey dedik ya, sosyal konuları işliyorlar ondan sonra. Bölüm bölüm şimdi buna gülelim yapmıyorlar ve sürekli devam eden hikaye var. Zaten fark ettiysen artık dramedi dediğimiz şeyi çok daha fazla tercih ediyor insanlar ve izlenmiyor artık. Yani bunun dışında yapılan bir şey izlenmiyor. İnsanlar komedinin içinde biraz da drama görmek istiyor, karakter gelişimi görmek istiyor. Değil mi? Evet, çünkü gerçek hayat öyle zaten. Evet. Daha mantıklı şeyler görmek istiyorlar. Sırf komedi karakteri olan karakterler şey gibi. Seinfeld'deki Kramer gibi. Kramer, o da şey kalıyor. Bir maskot gibi kalıyor dizide. Evet. Yani iyi bir komik bir karakter olsa da tüm karakterler öyle olsa nasıl olurdu? Dizi ilerlemez. Ya var mı öyle bir dizi bilmiyorum. Demode hale geldiği için öyle diziler çekmiyorlardı artık zaten. Öyle komediler çekmiyorlar. Ama işte bu dramedilerde komedi drama ayarını tutturmak da zor bir şey gerçekten. Parks'ta bunu bence en iyi yapan şeylerden bir tanesi, dizilerden bir tanesi. Evet. Ve daha komedi ağırlıklı diğer örneklere göre bence. Efendim, buyurun. Diziyi götüren karakter Lazinop. Kendim de bir Lazinop gibi hissettiğim için ben çok yakın hissediyorum bu karakteri kendime. Anlatır mısın biraz Leslie'yi? Üç kelimeyle falan. Yok. İstediğim gibi. Leslie ideal bir devlet çalışanı.
hep başarı olayım, yükseleyim, aşırı çalışan, sınıfın en iyi öğrencisi, öğretmenin gözdesi. Ve içten yani, seve seve. Evet, yani sabahlar, geceler hiç uyumaz ama işi en manyak bir şekilde organize edip yapar. Evet. Her zaman da çok şey bir insan yani, dürüst, dürüstçü, her şey olması gerektiği gibi olsun, işte kimse kırılmasın, herkesi memnun etmeye de çalışıyor. Böyle tam yuvarlak bir harika karakter yani, her yere yetişmeye çalışan. Evet. Ve Amy Poehler oynuyor. Çok da başarılı gerçekten. Evet, kendisi yani de Saturday Night Live'dan zaten. Evet. Belli de ediyor. Evet evet, kesinlikle. Bayağı iyi yani. Kapasitesi yüksek yani komedi açısından. Leslie'yi ilk dizi başladığında hatırlar mısın bilmiyorum ama Leslie'yi böyle biraz aptalca yapmışlardı. Biraz böyle çok zeki değil. İşte daha bir ona gülüyorduk, onunla gülmektense. Evet. Daha sonra onu bayağı bir toparladılar. Daha zeki, daha kendinden emin bir kadına dönüştürdüler falan filan. İyi toparladılar. Bazı komedi dizilerinde görüyorum ben bunu. Galiba Modern Family'de de böyle bir şey olmuştu. İlk başlarda bazı karakterler tam oturtamıyorlar. Daha sonra şekil veriyorlar. Tabii hikayeyi biraz bozuyor o şekilde yaptıklarında ama Leslie'de çok belli değil yani. Biraz daha iyi Leslie. Bence de değil. Leslie'de şey var, daha sonra konuşacağız Ron'da. Patronundan şey aldıkça, övgü ve takdir aldıkça kendine güveni artıyor. Çünkü evet, tam bir öğretmen gözdesi dediğimiz evet, cinsten insan olduğu için bana çok inandırıcı geldi. Leslie'nin biraz daha sıradan gösterişliğiyle biraz daha gitgide daha özgüvenin yerine gelmesi ve gitgide kariyeri de yükseldi. Evet, evet. O nedenle normal, yani güzel bence de. Kesinlikle. Şey yapmıyordu, göstermelemiyordu. Çok evet. Evet, gerçekten göze batmıyordu. Gelelim. Göstermelemek. Kulak tırmalamak. Olsun yani, göz... Deyimler de çok kötüyüm. Biraz gore göstermelemek ama olur ya. Kulak tırmalamak çok yumuşak bir hareket çünkü. Yani biraz daha iyi gözden sanki. Bilmiyorum. Neyse. Gelelim. Diğer bir favori karakterimiz olan Tom. Tom Haverford. Tom. Oh, Haverford olabilir. Güzel bir soyad. Uygun, beğendim. O da en başta biraz daha sıkıcı, sıradan, böyle kendi haline içine kapanık bir karakterdi. Evet. Gitgide açıldı ve kendini gösterdikçe bayağı bir iyi açıldı. İyi açıldı. Bir yandan yan işler de yapmaya başladı. Aziz Ansari oynuyor arkadaşlar, evet, biliyorsunuz. Biz Mes Rovnan'ı çok evet, seviyoruz zaten. Ondan sonra ne kadar iyi bir komedyen olduğunu ama ne kadar çok yönlü bir komedyen olduğunu ben mesela Mes Rovnan'ı izledikten sonra daha iyi anladım yani, ve ne kadar hani zeki bir komedyen olduğunu. Ama buradaki karakteri gerçekten benim favorim sanırım yani. Dizdeki favori karakterlerimden biri, şöyle bir bakıyorum ama evet, Ron'la beraber favori karakterimdir diye düşünüyorum. Bir de Jean Ralphio gerçeği var, ona da geleceğiz. Yani şey, işte çok yüzeysel, tamam mı? Son derece yüzeysel. Ondan sonra işte şey... Tam bir sosyal medya insanı. Tam bir sosyal medya insanı işte. Millennial değil ama millennial gibi yaşayan 30'larında bir adam. Çok gerçekten harika bir karakter. Yani benim komediye en iyi veren karakterlerden biri bence dizide. Evet, kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum ve Dona'yla, bir de Dona karakteri var. Evet. Dona'yla şeyleri, ilişkileri çok güzel yani. Ofis arkadaşı da onlar. Treat yourself evet, falan muhabbeti harika gerçekten. DJ Roomba ya da bir elektrikli süpürgesi var evin içinde dolaşan. Mesela onun üstüne işte şeyi koyuyor. iPod takıyordu galiba. Müzik çalarak, yanıp sanarak dolaşıyor evin içinde. Bayağı şey, zevkine, lüksüne düşkün bir insan. Evet, evet. Ve çok komik hallere girebiliyor evet, yani. Çok gösteriş budalası bir de yani. Evet. Bir şey var yani, sonradan görmüşlük var. Var, var. Evet. Bolca. Ama yani devlet dairesinde çalışıyor bir yandan falan böyle. Evet yani ruhu çürüyormuş gibi devlet dairesinde. Klap sahibi gibi yaşayıp devlet dairesinde yaşıyor. Tom'un tam zıttı bir karakter olarak da benim favorilerimden Ron Swanson. Ron Swanson harika bir karakter. Tam böyle tırnak işaretleriyle adam bir karakter. Tam bir adam karikatürü yani. Bir erkek ne yapmalıdır sorusunun tüm cevapları kendisine.
eklenmiş. Evet. Ama şaşırtıcı da olabiliyor yani, değil mi? Evet, duygusal çok, da olabiliyor çok evet. Sık sık ama derin de bence yani. Ron'un da gitgide şaşırtıcı hale gelmesi yavaş yavaş, yani Leslie ile arkadaşlığıyla da oraya vardı evet, bence. Evet, evet. Ve baktılar iyi gidiyor. Bence o yüzden kendisine böyle değişik aşk hayatıyla ilgili bayağı, de değişik bir yan kattılar. Bayağı şey yazdılar, Ron'a hikaye yazdılar evet. Dizi boyunca. Çünkü en beğenilen karakter falandı yani. Çünkü gerçekten evet. İnsanlar deliriyor Ron Swanson dediğiniz zaman. O böyle o harika bıyıkla beraber. Şimdi yazarlar iyi olunca karakterleri de güzel başlamışlar. Gitgide karakterlerin gelişmesi, zaten gelişmeseydi batardı bu dizi. Evet. Ve güzel de gelişti. Güzeldi. Ron Swanson o kadar beğenildi ki, aktörün adını bilmiyorum. Unuttum yine. Ben de unuttum ya. O aktör tamamen bu rolle özdeşleşti. Onun yanı sıra zaten rolde aktörün hayatından çok şey var. Kendi hayatından ve babasının evet. Hayatından. Yine adını unutmam çok komik ama son kitabını okudum. İşte son kitabında yazdığı şeyleri, hani Ron Swanson mı yazmış, aktör mü yazmış diyorsun yani. O benim çok ilginç. Çünkü oydu. Çok şey var. Gerçekten gerçek hayatta da ağaç işçiliğini, mobilya. Ahşap işçiliği yapıyor. Mobilya üretiyor. Şeyi var. Marangoz. Kano yapıyor gerçekten. Marangoz atölyesi var ama bayağı şey, yüksek kaliteli tasarımcı parçalar ve gerçekten doğaya, kamplara gidiyor. Gerçekten çok et yiyor falan. Yani direkt Ron Swanson karakteri taşıyor. Nereden çıktı dendiğinde biraz benden ama büyük çoğunlukla babamdan diye yazıyor kitabında. Allah. Ve yani bıyığını kesti, internet koptu falan yani, bu kim, kusmak istiyorum falan diye. Yani bayağı internet abartıları oturmuş bir karakter tabii. Çok ilginç ya. O benim çok hoşuma gidiyor ve bence çok büyük bir risk de alıyorlar onu yaparken. Yani karakteri aktörden baz alıp öyle geliştirdikleri zaman bence hem zenginlik katıyorlar hem risk alıyorlar, ama güzel bir risk yani, benim hoşuma gidiyor. Evet, dizi için güzel de aktör için daha zor olabilir. Yani. Yani. Çünkü aktör bir daha başka türlü bir rol bulamayabilir. Ha, typecast olayı. Evet yani ama şey var, sırf Ron Swanson olarak bile bir şeyler yapsa, birkaç kitap daha yapsa, tahta işinde de iyi, öyle gider hayatı yani. Öncesinde ben tanıdığımı hatırlamıyorum. Yok işte ahşapla uğraşıyormuş öncesinde yani, de. Olmuş. Tamam. Başka rolleri olmuştur tabii, onu bilmiyorum da. Çünkü bir de dizideki eşi, eski eşi Tammy'lerden bir tanesi de gerçek hayattaki eşi zaten. Evet, Dylan Grace'den tanıdığımız. O da çok iyi bir komedyen gerçekten. O evet. Şeylerden, yan karakterlerden en iyilerinden bir tanesi yani. Bence de dizide efendim. Evet. Yani böyle bir Ron Swanson gerçeği var arkadaşlar. İzlediyseniz zaten büyük ihtimal seviyorsunuzdur. Viski, biftek. Kahvaltı. Esmer saçlı kadınlar. Ve kahvaltı yiyecekleri yani. Ve kahvaltı yiyecekleri evet. Şey var, ofisinde böyle poster var. Kahverengi saçlı bir kız. Pastırma ve yumurta yiyor falan. Öyle. En sevdiği şeyleri bir postere sığdırabilmiş kendisi. Gelelim diğer karakterlere Zeynep'ciğim. Evet, Leslie'nin en yakın arkadaşı olan Anne. Ama Leslie'nin zorla en yakın arkadaşı ettiği Anne demek isterim. Evet, Leslie çünkü. Evet. En yakın arkadaşım olmalı falan modun. Gerçekten bir ortaokul, ilkokul çocuğu gibi Leslie bazen. Evet, öyle başlıyor özellikle. Hani sonradan biraz daha iyi ama evet. Arkadaşlık yani. Konusunda hep öyle kalıyor evet, bence evet, yani. Kalıyor, doğru. Waffle ve arkadaşlık yani, kart konusunda. Yapıyor böyle şey, simli falan. Doğru, falan. Doğru. Tatlı ve arkadaşlık konusunda hep öyle kalıyor. Doğru dedin onu. Evet. En çok ilginç bir karakter değil tabii. Çok komik bir karakter de değil. Anne'in genellikle Leslie ile etkileşimleri komik. Evet. Ve diğer karakterler, ama genelde Leslie ile etkileşimleri komik. Çünkü Leslie'nin o işte kıskanç ve benimle arkadaş ol yapısı ve onun hani daha normal bir insan olması, çakışmaları falan filan. Öyle bir derinlik evet. Katıyor. Anne de hemşire olarak başlıyor ama daha sonra belediyede çalışmaya dönüyor o da. Anne'in kiminle alakası var diyeceksiniz. Andy ile. Değil mi? Aa evet. Andy evet. Ve Andy evli mi, sevgili mi? Yok, sevgili. Sevgiliydi. Ama evet. Andy de yani bu dünyanın en sorumsuz insanı falan yani. En sorumsuz yani. Ve çocuk. Çok zeki olmayan. ama şey, kalbi iyi. Kalbi iyi. Evet. Bayağı bir komediye neden oluyor. Andy de onun da adını unuttum. Artık bayağı bir ünlü oldu.
Onun adını ben de unuttum da ben o adamı pek sevmiyorum. Gökçe ne biçim video çekiyoruz ki herkesin adı yok. Ya ama neyse bu bir dizi videosu. Gün sonu karakterlerin... Gün sonu videolarında hiçbir ismi hatırlayamam arkadaşlar. Bunu bana karşı tutmayın yani. Kafam o kadar dolu oluyor ki imkanı yok yani. Otostopçunun galaksi rehberinde oynayan işte. Evet tabii. Evet, artık bayağı bir... Popüler oldu. Böyle en seksi adam falan seçiyorlar. Nesini seçiyorlar kimse bilmiyor. Bir kere ama... bu dizide o adamı izledikten sonra kimse onu en seksi adam seçemez. Onu izlememişler. Evet biraz zor. Biraz zor. Evet yani. Neyse dediğim gibi biz karakterleri inceliyoruz. O yüzden aktör adı önemli. İşte fiziksel komediye en fazla kaçan karakterlerden bir tanesi Jerry ile beraber evet. diye düşünüyorum değil mi? Evet. Genelde hani fiziksel esprileri falan filan Andy üzerinden yapıyorlar ama tam olarak öyle de değil. Bir de bu dizi ofisle beraber galiba ofiste vardı. Ben ofisi çok fazla izlemedim ama orada başladı gibi hatırlıyorum. El kamerasıyla çekim ve kameraya dönüp bakma olayı ofiste var mı? Mockumentary. Evet var. Mockumentary gibi. Evet. Evet. Alaycı belgesel. Tabii tabii şey evet. sanki hepsi bir röportaj varmış gibi evet. birden oluyor. Evet, evet o da öyle. Çok de, hoş bir tarz bence. Güzel evet. evet. Biraz artık fazla yapıldığı için çünkü hani o kameraya bakışta hep bir gülümsetiyor insanı ama artık bir yerden sonra çok tarz olduğu için ayrı bir tarz olduğu için bir yerden sonra biraz böyle sıkmaya başlayabilir. Hem yakınlaştırıp hem uzaklaştırma efekti gibi. Benim evet. hoşuma gidiyor. Yani, neden hoşuma gittiğini bilmesem de. Bir dizi için de sıkıyor anlamında söylemiyorum da artık bütün diziler öyle olmaya başlayınca sıkmaya başlıyor. Öyle söylemek istedim. Bütün diziler ben normal kamerayla onlar sıkmıyor mu? Kimse kameraya bakmıyor. Onlar sıkmıyor işte. O çünkü çok geniş bir şey. Bu çok spesifik bir şey olduğu için dikkat çekiyor yani. Daha benim çekmiyor. Diğeri çünkü rol yapma dediğimiz şey sadece yani sahne falan işte. Yani. Evet ama Andy konusunda bir şey demek isterim. O kendisi de gelişti. O da gelişti. O çok bile. Çok zekalanmadı gelişti. Ama en azından kendisine daha uygun bir insanı bulunca biraz... Sorumluluk almıyorlar. Evet biraz daha sorumluluk almıyor. Ya kendisi gibi sorumsuz bir insan bulduğu için şeylerde, dünya işleri konusunda... Yani biraz Anne'le uyumsuzlardı çok. Çünkü Anne daha bir klasik bir insan yani. Hı. İşim, evim, hayatım falan şeklinde. Andy müziğimi yapayım. İşte evet. ayakkabı temizleyiciliği yapıyor belediyede Andy. Ayakkabı boyası. Ayakkabı boyuyor. Temizliyor boyuyor. Başka işler de yaptı belediyede ama en büyük işi ayakkabı boyamak oluyor kendisinin. FBI. Neydi? Matt Macklin mi? Yok. Jack Macklin. Öyle bir şey evet. saçma sapan. Evet. O kurduğu hikayelerden. Evet. Böyle bir arkadaşımız. Gelmişken o zaman April'a bir değinelim isterim. Evet. April'da bizim şeyimizin, dizimizin Wednesday karakteri Adams ailesinden. Öyle düşünelim. Dünyadan nefret eder. Karanlık. Ama suratına baksan şöyle fotoğrafını görsen normal cici bir kızımız. Yani çok da değil. Beton yani. Hayır, surat. Be. İfade yok. Öyle bak böyle duruyor diyeyim. Okulda, lisede fotoğrafımızı çekiyorlar ya duvara dayayıp. Hani böyle. Aynı onun gibi fotoğraf düşün. Sıradan bir insan aslında. Ama ondan sonra merhaba nasılsın diyorsun. Ölmek istiyorum falan diyor. Da herkes ölsün istiyorum falan. Evet. Böyle bir insan. Bu nedenle zaten Ron'la hemen uyuşuyorlar. O da çünkü ikisi de insanları ve sosyalleşmeyi sevmiyor. Evet. O yüzden çok iyi bir ikili oluyorlar. Evet çok iyi oluyorlar. Biraz şey gibi Brooklyn Nine-Nine'da Rosa ve evet. Colt gibi. Ay evet Rosa'ya çok benziyor değil gerçekten. Evet. Rosa karakteri biraz benziyor ama o kadar benzemiyor bence. Çünkü April daha bir anti böyle. Evet. Anti olmak için anti yani. April biraz öyle. Evet ama Rosa gerçekten nefret ediyor her şeyden yani. Bence April biraz daha genç olduğu için evet, biraz, biraz daha... özeniyor gibi böyle evet. şeylere ama yavaş yavaş o da yumuşadı biraz. Biraz ama yumuşadı. Hiçbir zaman kaybetmedi insan nefretini. Zeynep burada bir şeylerle oynamaya başladı sana baktım. Duyulmayacak eminim. Göreceğiz. Peki efendim. Gelelim Donna'ya. Donna hakkında ne demek isterdin? Donna'yı oynayan insan Retta diye bir kadınmış ve bir stand-up komedyenmiş. Ben bilmiyordum stand-up sanatçısı olduğunu. Nasıl? Çok çıkıyor. Ben de sonradan öğreniyorum. Yani komedi dizisi oyuncularının stand-upçı ya da doğaçlamacı. Ya da Saturday Night Live'den gelmesi falan çok normal bir şey oluyor. O şey herhalde ya onların geçtiği pasajda öyle bir şey evet. yani. Çünkü stand-up'tan geçmeyen pek yok galiba ve stand-up'ta büyüdüğün zaman bayağı para kazanıyorsun. Şey de şey çok var. Oluyorlar.
İşte Conan O'Brien gibi insanların stajyerleri oluyorlar bir noktada. Evet. Öyle yani, o bir önceki nokta oluyor. Mentorluk tabii. Mentorluk yapıyor falan. Evet. Yani bir yerlerden geçiyorlar. Zembilleyinmiyor bunlar. Yani kolay yetişmiyor arkadaşlar. Evet. Donna da Tom'un kadın versiyonu gibi bir şey. Evet. Biraz daha yumuşak. Biraz daha yumuşak. Insancıl. Biraz daha şey. Ne derler? Daha sosyal. Evet. İşte daha çok böyle insanlarla çıkıyor, eğleniyor falan. Ama daha mesafeli de aslında bir yandan. İnsanlarla tabii yani. Yani böyle, daha böyle bir belaya bulaşmıyor fazla yani. Görünce biraz. Ofiste sosyalleşme konusunda biraz mesafeli ama evet, dışarıda gerçekten. Dünyada insanlarla randevulaşma, çıkma, flört etme anlamında daha sosyal. Tom biraz daha garip. Evet. Yani Donna biraz daha böyle ortada. Daha bir sosyalleşmiş insanlarla gibi böyle bir daha, evet, bir evcil yani. Kesinlikle. Çok kötü kelimeler kullandım. Ama bir yandan mesela Donna'nın gerçek hayatını bilmiyoruz mesela uzun bir süre. Evet. Özel hayatı nedir, nerededir işte, falan. Öyle şey yani, çok bilmiyoruz. İş hayatını çok karıştırmıyor. Ama birçoğununkini biliyoruz çünkü hep dışarıda ortada yaşıyorlar yani. Kesinlikle. Daha sonra efendim. Ben var. Ben kim? Ben sonradan ekleniyor diziye. Chris'le beraber ekleniyorlar. Chris patron. Ben de muhasebeci. Muhasebeciydi galiba. İşte yani finans müdürü falandır herhalde belediyede. Yani dikkat ediyorum son dönemde artık bir 10 sene oluyor. Dizilerde eğlenceli muhasebeci koyma şeyi çıkmaya başladı sanki, değil mi? Eğlenceli derken yani şimdi hep muhasebeciler çok sıkıcıdır muhabbeti yapılır ya. Evet, dizilerde. Şimdi onun tam kontrastı daha eğlenceli. Gerçi ben çok sıkıcı. Ben ne kadar sıkıcı diye onun üzerinden eğleniyoruz. Doğru tamam. Tamam. Bekliyorum ne diyeceksin diye ama. Yok. Şeyde benim izlediğim başka bir dizide vardı şu an. Ama ben şimdi sıkıcı mı? Nerd ben yani. Evet, ben de onu diyeceksin sanmıştım. Dizilere nerd karakter sokma çok popülerleşti. Evet, onu da yapıyorum. Ama bu şey değil. Mesela asosyal işte kadınlarla arası çok kötü olan böyle çok dışlanan, kötülenen bir nerd karakter değil. Bu güzel bir şey. Evet. Yani 18 yaşında belediye başkanı olup şehir batırması dışında başarılı bir insan. Ice Town miydi? Öyle bir şey. Yani evet arkadaşlar, batır bir proje yapıp şehri batırıyor. Onun şeyinden, travmasından çok şey yapamıyor. Yani orada bence büyük bir eleştiri var. Yani belediye başkanı bile olsa, 18 yaşında bile olsa bir insanın dediği bir projeyi bütün belediye niye uygular ve batırma bir şehrin batmasını izliyorlar falan. Evet, İyi yaptık ya falan. Evet, aslında evet var. Yani var. Ama o kadar komedi var ki insan düşünemiyor ne kadar eleştiri var. Ben ve Leslie evet yani şey, bir ilişki yaşıyorlar diyelim. Bir ilişki, evet. Spoiler yapma. Ondan sonra ve çok da uyumlular zıtlıklarıyla. Evet, çok güzel. Birbirlerini dengeliyorlar bence. Çünkü bir noktada Leslie mutlu olamayacak hiç falan gibi görmeye başlıyorsun ama evet, çünkü gelmesine hep böyle olmayacak insanlara evet tutuluyor garip. Evet. Ben o açıdan iyi oldu. Yine ya karakterlerin arasındaki zıtlıklar çok değerli oluyor bence bu dizide. Çünkü Ben ve Chris arasında da çok zıtlık var. Evet. Chris de tam bir sağlıklı yeme, spor düşkünü, müptelası hatta. Aynı anlama geliyor onlar, pardon. O müptela bağımlı değil mi? Yani düşkünlüğü karşılar belki. Dil bilimciler varsa yorum alalım. Yani kalp değerlerini ölçüp durmaktan işte evet, her şeye kadar iniyor. Hatta çocukluğunda sağlığı bozukmuş da o yüzden. Bir arada şey vardı değil mi? Sekreteri de Anne mi oluyordu bir ara? Bir şey var. Anne ona yardım ediyordu bir ara, hani vitaminlerini falan ilişki veriyordu. İlişki yaşıyorlardı bir ara. Onu biliyorum. Sekreter olayını hatırlamıyorum ama. Asistan var gibi şey, böyle vitaminlerini vermek için. Hı-hı. Böyle bir garip bir şeydi. Hemşire bir yandan da. Yani böyle bir yani bayağı bir Chris bence sıkıcı ve gereksiz bir karakter. Yani sıkıcı gereksiz karakter köşeme Chris'i alırdım. Evet. Chris bence devlet dairelerindeki, özellikle devlet minik birimlerdeki başkanı, müdürü çok iyi temsil ediyor. Bir var bir yok. Bir pozitif bir negatif. Yani böyle aslında her şeyi herkes yürütüyor. Aa, müdür böyle bir iyi yapmışsınız falan diye öyle bir kafayı sokup gidiyor. Yani o açıdan güzel yansıtılmış. Evet. Doğru diyorsun bak.
Allah, hiç böyle düşünmedim ben bunları ya. Ben böyle sen devlet dairesinde çalışmadın da o yüzden. Efendim, geldik Jerry'ye. Jerry. Yani Geri. Aslında Gary. Ya da Larry. Jerry işte. Jerry dedin ki onun bir şey fiziksel karakter olarak. Ama aslında şöyle mesela Jerry düşüyor, bir şey düşürüyor, üstüne bir şey döküyor. Kendisi kiloluca, biraz da yaşlıca bir arkadaşımız. Biraz da işini çok iyi yapamıyor galiba. O yüzden ona kolay işler veriyorlar vesaire. Yani etrafın, yani bu bir komedi dizisi olmasa, etrafındaki insanlar onunla alay ediyor olmasa, kendisi durmadan fiziksel komedi yapan bir insan değil aslında. Bizi güldürüyorlar onun hareketlerini. Ben evet. Düşene gülmem mesela gerçek evet. Hayatta. Yani şey evet zaten benim işte ben zaten fiziksel komedi sevmediğim için Jerry ile olan etkileşimleri de sevmiyorum. Çünkü şey var, dizide şöyle bir tema var Jerry ile ilgili. Kim olursa olsun en nazik insan bile Jerry ile dalga geçiyor. Tamam mı? Evet. Yani istisnasız öyle bir durum var. Çok az nokta var yani Jerry'ye sahip çıktıkları falan filan. O çok hoşuma giden bir şey değil zaten yani. Yani bir yandan şey de var. Komik de değil bence o kadar. Bu yeni dizilerdeki şeyi seviyorum. Bu gri ortamı çok seviyorum yani. %100 bir fiziksel komedi de değil. %100 evet. Boş bir komedi de değil. Örneğin şişman insanlarla alay etme durumu da değil. Donna da bayağı kilolu. Evet. Ama kimse onunla alay edemez, mahveder yani. Ama daha çok loserla alay etmiyor. Evet, bir karakteriyle ilgili. Çünkü Larry, Gary, Jerry kendisini çok ezdiriyor. Evet evet. Yani hak etmiyor değil zaman zaman. O kötü işte. Evet. Üzülemiyorsun tamamen. O yaşına gelmişsin kendini ezdire ezdire. Neyse. Ailesiyle ilgili bir spoiler var. Vermeyeceğiz. Ama oha diyeceksiniz yani. O ve, nedenle. Ve şey yani. Ay unuttum ne diyeceğim. Yani şimdi bu büyük karakterleri mesela şeye de Brooklyn Nine-Nine'de konuştuk işte. Scully ve Hitchcock örneği var. Evet. Ama mesela orada Scully'yi İşte biraz sapık, biraz manyak ya yaptıkları için mesela o ikili çok güzel izleniyor bence. Hitchcock'u. Scully yine sıkıcı olan ama hani sapık ve manyak karakterleri seviyorsun gibi bir izlenim. Ama çok komik yani. Hani süper bir şey katmışlar orada. Hani yoksa iki aptal olarak kalacaklardı sadece. Hani bu işte aptal şapşal karakter şeyinden, kontenjanından biraz çıkarmışlar. Ya eminim, pardon. Jerry'de çok fazla ilgi çekici şey yok ama tabii bu daha eski bir dizi, o da var yani. Evet, bir de bence gerçekçi çünkü bu dizi açısından her, yani ofisteki her karakterde etkileyici olmaz. Brooklyn Nine-Nine açısından ise yani öyle çok kişili küçük birimlerde her zaman bir manyak vardır yani. Kimse yüzüne söylemez belki bu dizilerdeki gibi ama herkes bir olur yani birinden, o yüzden... İkisi de gerçekçi bence. Doğrudur. Doğrudur, bilemeyeceğim arkadaşlar. Ama mantıklı yani, evet. Peki şöyle. Dizinin gereksiz ama en gereksiz karakteri sence? Bir karakter daha var arkadaşlar. O, ben onu söyleyeceğim ama daha değinmedik. Ama sence kim? Yani olmasa hani asla özlemem. Ya da niye var, zamanımızı çalıyor. O yüzden hatırlayamadım. Ben söyleyeyim sana o zaman hemen. Bir Mark diye bir karakter var dizinin başlarında, işte Leslie ile bir böyle bir şeyler yaşıyorlar vesaire. Süper gereksiz, süper düz bir insan ya. Bu kadar ilgi çekici olmayan bir karakter olamaz herhalde yeryüzünde. O mesela çok büyük bir zaman kaybıydı bence dizi için. Ona ek olarak dediğim gibi Chris de bu sağlık işte dedisi olan karakterde çok bir şey katmıyordu diziye. Peki zaman kaybıdır diyorsun ama karakter bazında diyorsun. Dizi açısından baktığımızda Leslie'ye bir şey kazandırıyor sonuçta. Birazcık bir ilişki doğru. Öğretiyor, umudunu kırıyor. Doğru. İyimserlik kötü. O arada Anne'le teselliler, arkadaş bağlarının doğru. Kurulması. Doğru, birazcık. Tamam. Aslında gereksiz dediğimiz karakterler karakter bazında incelendiğinde gereksiz ama dizi bazında incelediğimizde... Doğru diyorsun ama ya daha ilginç bir karakter yapsalardı, biraz daha ilginç yapsalardı bu adamı. O zaman da o deneyimden, Leslie'nin o öğrenme sürecinden ya da arkadaşlık bağlarının kuvvetlenmesinden ilgi karaktere giderdi. Millet karakter kalsın isterdi. Doğru, doğru. Yani Zeynep wrecked arkadaşlar yani. Yani ama yine doğru. Gereksiz karakter diyebiliriz ama dizi açısından yararlıdır, o ayrı. Ya evet, biraz işte ben komedi dizisinde süper sıralan ve sıkıcı karaktere dayanamıyorum sanırım ya, ben de öyle bir şey. Ama şöyle bir şey de var. Dengelemeleri de lazım. Master of None'da gereksiz karakter seçmemiştik diye hatırlıyorum. Evet ama Master of None ben komedi dizisi olarak görmüyorum. Evet, o daha çok drama gibi de yani... Yani nasıl salt diyeyim, komedi daha olarak daha az karakterle de daha çok gelişim de sağlanabilir. Tabii ki. Mesela Seinfeld dediğimizde sen
dedim mi bilmiyorum da benim için o kadar bir gereksiz karakter yok. Çünkü az karakter var. Evet. Kendi aralarında gelişiyor. O yüzden söylemeyeyim dedim sana. Kramer demişimdir büyük ihtimalle. Ama bence o da gereksiz değil yani. Yok, gereksiz değil. Yani gereksiz karakter olarak sınıflandırdığım insanlar arasında Kramer yine iyilerinden bir tanesi. Yani hı, bir şeyler katanlardan bir tanesi. Efendim. Bir de harika yan karakterler var. Süper. Yani ana karakterlerden güzel yan karakterler var bu dizide. 3-5 tane. Evet. Jean Ralphio ve kardeşi Mona Lisa. Yani bence yazılmış en iyi yan karakterler olabilir bir komedide. Gerçekten çünkü çok iyi. Asla var mı böyle insanlar? Tanışmak istiyorum. Millennial var işte. Ama çok var tanışmak yani. İstemiyorum. Yani millennial'ın en tepesi, parti insanın en tepesi, yüzeyselin en tepesi ay arkadaşlar. Ay çok pardon. Ron Swanson'la Jean Ralphio'nun sahneleri geldi mesela, aklıma da yani. %100 zıt olan iki insanı yan yana koyuyorlar. Yani Jean Ralphio ile yakaladıkları şey, Mona Lisa da çok komik gerçekten kendi çapında ama Jean Ralphio ile yakaladıkları şey çok özel yani gerçekten. Evet, kesinlikle yani o iki karakterin sarhoş yazıldığına inanıyorum ben. Başka türlü alacak bir şey kesin böyle bir içki masasında yazıldı onlar çok yani. Çok iyi ya, çok iyi. Gerçekten o karakterler için izlemeye değer dizi yani. Öyle ben söyleyeyim. Şu an tekrar izlemek istiyorum onu söyleyeyim. Ve izleyeceğim. Neden olmasın? Her videoda olduğu Bahara gibi Zeynep gidip girelim. İzlemeye başlayacak. Bitti mi? Sonra. Hayır dur. John Calamezzo var. Bu da işte bir de Pewd. Yok bir şey Herpley. Abi işte bir televizyon insanları evet. Var bir takım. Bir tanesi John Calamezzo. O kadın da çok bence şey hem oyunculuğu çok iyi. Ben onun sahnelerine bayılıyorum gerçekten. Çok evet. Az görünüyor ama. Bu da şey küçük şehrin televizyon kanalının şeyleri. Küçük şehrin ünlü insanları bunlar da. Küçük ünlüler. Ama yani kadın bayağı içiyor. Evet. Bir de şey evet. Yani karakter bilmiyorum çok güzel yazmışlar. Yani tam böyle bir stereotype az ünlü insan ama böyle evet. İşte kırklarının sonlarına falan. Böyle bir yılmış bir yandan. Evet evet. Bir yandan da böyle tutunmaya çalışıyor falan. Bir de Tammy var tabii. Konuştuk. İki Tammy var. Bu Tammy'lerden Ron Swanson'ın gerçek hayatta oynayan aktörün eşi olan. Evet. Villain Grace'den tanıdığımız Tammy. Yani Ron Swanson'ın iki eski eşi var. Tammy. Annesinin adı da Timmy miydi? Tammy. O da Tammy. O da Tammy. Bir de Timmy yok muydu bir yok, yerde? Yok Timmy yok. Annesinin adı da Timmy. Rezalet Freud duysa ne der yani? Evet öyle bir olay var. O kadın zaten harika bir komedyen yani ve Ron'la ilişkileri de çok çok deli yani. O zaman o sahneler hep gerçekti. 18 yıldır beraberlermiş yani. Yani gerçekti demeyelim. Ha, gerçekti derken yani severek öpüşmüşler falan yani. Belki o bilmiyorum öyledir umarım. 18 o gün kavga etmişler zorla öpüşmüşler falan. Öyle çok toksik bir karakteri oynuyor. Kesinlikle yani. Ya, pardon görüyorsun. Ben bir şeyler hatırlayıp gülüyorum hep diziden. Evet demin bana da oldu. Demin bana da oldu. Jean Ralphio'yu hatırladım. Evet efendim yani izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririz. Hala dediğim gibi komedi değerini taşıyan bir dizi ve komedisi bence bazı anlarda gerçekten eşsiz. Hani bilmiyorum çok fazla benzerini görmüyorum yani çok komedi ağırlıklı bir dizi. Ve komedisi tutarlı olarak çok kaliteli. Hı hı. Ben kesinlikle izlemediyseniz izlemenizi öneririm. İzlediyseniz de... Tekrar izlemenizi. Hayır. Sizin favori karakterlerinizi duymak isterim ama hepiniz Ron yazacaksınız biliyorum. Bakın. O zaman Ron yazacak olanlar yazın. İki kişi yazsın. Evet. Çok güzel. Kimse yorum yazmayacak şimdi. Evet. Siz efendim son bir şey demek ister misiniz? Hemfikirim dediklerine... Ve kesinlikle izlenmeli. İzlendiyse tekrar izlenmeli. Şaka yapmıyorum. Gerçekten tekrar tekrar gidiyor. Zeynep kızmaya başladı. İzleyin arkadaşlar. İyi akşamlar. Bye bye.